Evet arkadaşlar, Fort Lauderdale International Airport Stand Hotel 4'ten merhabalar. Miami'de bırakmıştık uçağı. Yalnız Miami'den JetBlue'nun direkt Washington National Airport'una uçuş olmadığından biz de JetBlue'yu alıp Fort Lauderdale'den uçuyoruz. JetBlue 1580 sefer sayılı uçuşumuza hoş geldiniz. Hemen uzatmadan kokpit içine dönüyorum ve uçuşumuza başlıyoruz. Çünkü büyük ihtimal What's in the Ground bizi bekliyor. Ondan dolayı hemen pushback. Biz bütün anonslarımızı yaptık, çektiklerimizi yaptık. Hemen pushback ile başlayalım uçuşumuza. Nose right diyor. Nose right diyor ki. Nose left olacak. Neyse, straight pushback diyelim. Biz kendimizi düzeltelim. Biliyorsunuz Amerika'da şey yok, pushback için izin almıyorsunuz, taksi için izin alıyorsunuz. Ondan biz de taksi için izin aldık. Şimdi safety videomuzu açalım yolcularımız için. Onlar da bizi bekliyor. Evet, gördüğünüz gibi bağladılar uçağı. Gördüğünüz gibi uzaktan. Uçuşla ilgili bilgileri biraz sonra, kalkıştan sonra vereceğim. Çünkü çok fazla zavallıklarımız yok. Watson'da adam bizi bekliyor. Büyük ihtimal offline olmak için. Ondan dolayı hemen kalkışacağım. Waiting for engine start diyor. Başlatalım. Birinci engine'i başlattık. Yani soldaki görüyoruz. Büyük ihtimal GSX bize sordu. Biz start engine'ı before pushback dedik. Ondan şimdi engine start'ı bekliyor pushback için. Project bye bye. Release parking brake. Bıraktık, şimdi push başarı başlıyor. Bir numaralı. Bak, çalışmaya başlıyor şu an. Veriyoruz. Evet, şimdi 2'yi çalıştırıyoruz. Çok kısa bir taksi olacak. Çalışmaya başlıyor. Başladı. Engine 2 is stabilized. Evet. Müzik çalalım, yolcular sıkılmasın. November 1191 Romeo. Departures offline, frequency change approved, has a good flight. So we need a going back, so help. 1191 Romeo. After start checklist. Bu arada check systems yapsın. Engine
burada Q&A Hektopascal'da değil, onu söylemiştim size. Ignition normal. APU bleed. Off. Set off. APU master. Off. Set off. Ground spoilers. Ground spoilers. Set. Rudder trim. Check zero. Pitch trim. Pitch trim, ayarladım. Flight controls. Flight controls over orada. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Rudder. Full left. Full right. Neutral. Check. Flaps. Flaps one. Flaps one. Anti-ice. Off. Ecam status. Checked. Ecam door page. Ecam door page'i check edelim. Checked. Hand signal. Received. Checklist complete. Checklist complete. Şimdi tower, ground'la kontak kuralım. Ground ready for taxi for runway 10 left, JetBlue 1580. JetBlue 1580, runway 10 left, taxi via standby. Söyleyecek şimdi. JetBlue 1580, runway 10 left, taxi via Tango, Tango 4 Bravo, altimeter 3011. 10 left via Tango, Tango 4 Bravo, altimeter 3011, JetBlue 1580. JetBlue 1580, your squawk is 6603, not 06. Squawk 6603. Speed, JetBlue 1580. Onu düzelttik. Evet, hazırız. Şimdi, ne dedi bize? Tango. Hemen önümüz. Tango. JetBlue 1580, squawk Bravo. Yes, ready. Abi 6603 işte. Aydın dedin. Her şey normal gözüküyor bende ama onda bir sıkıntı var herhalde. Evet, taksi. Şimdi Tango, Tango 4. Evet, burası Tango oluyor. Ben de bu arada yerime yerleşiyorum. Hop, çok gittik. Taxiing checklist. Taxi checklistini yapsam. No flight. Taxi. Set on. Brake check. Pedal press. Check zero. Check zero. Burası Tango 6. Auto brakes. Max. Takeoff data. Reviewed. FCU. Checked. Flight instruments. Checked. Check. TO config. TO config set. Set. Checklist complete.
Adam yine hapşırıyor. Burası Tango 7. Biz Tango 4'e kadardır gideceğiz. Tango 4 mü? Yok, Tango 6 burası. 5, 4 sonra. Biz uçuşa başladığımızda Fort Lauderdale Tower online değildi, şimdi o da online oldu. Tango 5. Ve Tango 4. Buradan Bravo'ya bağlanacağız. Sol yapacağız yani. Bu seneri Fort Lauderdale senarisi Efes Dream Team. Aklınızda bulunsun. Şimdilik güzel, bir sıkıntı yok gibi duruyor. Bir yerde bir uçak var ama. Ha evet, bakın. Neymiş o uçak? Tanıyamadım. Burası Bravo. Ben de koltuğuma iyice yerleşmeye çalışıyorum. Evet. Evet. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bir yaramazlık yok. Biz iyiyiz. Miami, Londra Miami uçuşunu seyrettiniz herhalde. Oradan sonra söz vermiştik ve sözümüzü tutuyoruz. Biraz yolumuz daha var. Sonuna kadar gideceğiz buramayın. Stroblarımızı açalım. Approaching 1-3. Runway'i cross ediyoruz. Ben 2-3 gündür Saitek throttle quadrant'ını tamir etmekle uğraştım. Ama tamir ettim sonunda. Şey oluyordu, böyle hani biraz kaldırıyorsunuz ve böyle sanki FSUIPC'de yukarı aşağı yukarı aşağı oynuyor. Nerede olduğunu bilemiyormuş gibi. İçini açtık. Tamir ettim. Şimdi bir sıkıntı yok gibi duruyor. Belki fark etmişsinizdir. Bu nereye uçmuştuk? İstanbul Londra uçuşu yapmıştık. Onda Airbus kullanmıştık. Bu throttle, Saitek throttle'u o zaman kullanıyorum. Yani Airbus kullandığım zamanlar kullanıyorum. O da işte böyle bir şey vardı, bir arıza vardı, arıza gibi bir şey vardı. Bayağı uzun zamandır vardı ama dün artık hallettik.
Evet, geldik. Bize anons etmesi lazım ama bakalım ne diyecek. W1580 contact for Lauderdale Tower on 119.3. 119.3, thank you very much. JetBlue 158. Evet, taxi light'ı kapatayım şimdi deyik. Biz girmiştik zaten frekansı. Fort Lauderdale Tower, good afternoon. JetBlue 1580 on Hall Short Runway 10 left. JetBlue 1580, Fort Lauderdale Tower, good evening. Wind 040 at Niner, RNF, Schumar, runway 10 left, clear for takeoff. Clear for takeoff of JetBlue 1580. Evet, takeoff. JetBlue 1580, confirm RNF, Schumar. Seats for takeoff. Before takeoff checklist. Anlamadım ne dedi. Brake temperature. Checked. Brake fans. Off. Engine mode selector. Checked normal. TCAS. JetBlue 1580, confirm RNAV to Jumar. RNAV, 2 mile. JetBlue 1580. Anlamıyorum hala ne dediğini. Neyse. Evet, TCAS'imizi açalım. TCAS? Arnav Tijumar, JetBlue 1580. Cumar mı? Cumar ne ya? Bir bakayım ne? Şeyimize çıkalım. T-A-R-A, tilt above. Exterior lights. Exterior lights açıyorum bu arada. Set on sliding cables. Stowed. Stowed. Checklist complete. Şu bir cumar dediği yere bir bakayım ne? On runway 09 left. Yani son dakikada gidiyor böyle bir şey söylüyor. Anlamıyorum ki arkadaş. Baştan söyle ya. Ha tamam, cumar ya. Bizim zaten şeyimiz. Boşu boşuna şey. Ha, anonsumuzu yapalım. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Geliyor. Geliyor. 50%. Evet, take off. Take off. Man, flex, SRS and runway. Checked. Checked. Power set. Evet. Set. Knots. Checked. Checked. 9 soldan esiyor, 9 knotla. Positive climb. Gear up. Gear up. Gear up. Lights off. Navigation. Check. Hemen autopilot açıyorum. Çünkü şeyi ayarlaması lazım. Cumar kaçmış? 3910. Gears up, lights off. JetBlue 1580, monitor Unicom 122.8, have a safe flight. Climb thrust. 122.8, JetBlue 1580, thank you very much. Flaps Unis. Zero. Flaps zero. Speed check, flaps zero. The after takeoff checklist. Engine mode selector. Check normal. Spoilers. Spoilers disarm. Set. Flaps. Check retracted. Landing gear. Gear up, lights off. Exterior lights. Checked. Packs.
Both on. Anti-ice. Off. TCAS. Checked. Altimeter. 3011. 3011. Checked. Checklist complete. Evet. Checklist complete olduğuna göre dışarı çıkabiliriz. Muhteşem görüntünün tadını çıkartabiliriz. Bir iki de fotoğraf çekelim. Şöyle. Çok güzel ya. Çok gerçekçi durmuyormuş biz. İçeri dönelim bir bakalım. 7200 feet. Yani şimdi şunu anlamıyorum. Tamam. Flight planı yaptık. Zaten seni söylediğin side doğru gidiyorum. O da tamam. Son dakikada niye bir waypoint veriyorsun? Tam da bakmamıştım waypointlara da. Waypoint verip hani durup dururken. Bir de kalktıktan sonra zaten şey yaptırıyorsun. Unicom'u aktarıyorsun. Bir anda böyle neyse. Evet, Cumar'a geldik, söylediği waypoint'a geldik zaten. Ve lights off diyelim. Genelde bu söylediğim olay Avrupa'daki pistlerde şeyde olmuyor. Havaalanlarında olmuyor. Amerika'da daha çok oluyor. Geçen sefer de hatırlıyorsunuz Chicago Barcelona uçuşu yaparken son dakikada bir tane waypoint verdi. Halbuki gerek de yoktu o waypoint'e. Bulamadık falan filan. Bayağı sıkıntı çektik. Ondan sonra kalktık. Adam direkt Unicom dedi. Madem Unicom diyorsun niye bize şey arattırıyorsun? Ben zannettim bizi belli bir altitude'a kadar bu götürecek ama götürmedi. Şu an Washington National'da bir kule yok. Anons yapalım. Fazla uzatmadan. Kule yok. Ondan rahatız. Normalde rüzgar 33 pistini bize tavsiye ediyor. Yani rüzgarı karşıdan almaya çalıştığımız için 33 pisti. Çünkü Washington'da hava 3 derece. 300'den 9 knot rüzgar esiyor. 300 dediğimiz yani yani solumuza da doğru 300 pistin solundan 300 ama biz 19 pisti söz vermiştik. Oraya ineceğiz. Ondan dolayı eğer kule ya da havaalanında trafik olursa 19'a inemeyiz ve bütün yaptığımız planlama boşa gider. Ondan eğer kule varsa ve 19 pistini vermiyorsa ya da bir trafik varsa, fazla bir yoğunluk varsa 19 pistine inemeyeceğimizi düşünürsem Batsim'den çıkacağım, offline olarak devam edeceğim ki River 19 inişini yapalım. Çünkü bu uçuşun ana yapmamızın sebebi o. 19 visual approach yapabilmek 19 pistine. 16.900, 17.000, 35.000 fite çıkacağımızı söyledim. Planlamamız o yönde. Bu JetBlue'nun 15.80 nolu uçuşu. Saat 7, pardon 2.35. Öğlen 2.35 burada şu an. Hatta 2.35 transition alt geldi. Standard diyeyim şuna. Reference set and cross check. Check. Bakalım bir weather radarlardan şu bize bir sıkıntı çıkaracakmış önümüzdeki bulutlar. Ona bakıyorum. Arkadan tailwind of
Bu ne ya? Bu ne ya? Bu şu an gördüğümüz bulutlar, altımızdaki bulutlar da büyük ihtimal bunlar da o durumda. Şuna. Bu ne arkadaş ya? Şu an bu gördüğünüz şu display eksi bir, yani eksi 1000 feet altımız şu an gördüğünüz. Ben şimdi onu bir yukarılara bakayım. Yukarılarda durum ne? Of of of. Bir dakika. Şöyle artı 2 diyelim bakayım, artı 2 ne? Pardon, ben main gain'i ayarladım. Bir mesaj geldi. Yok, Orlando trafiği. Gain kalsın şunu. Şöyle yapalım bunu. Tinti. Şimdi artı 2000 üstünüze bakıyorum. Artı 2000 feet üstünüze bakıyorum. Hatta biraz düştüm. Artı 2000, artı 1000 yapayım şunu. 1000 feet üstümüz nasıl, ne durumda? 1.3. Evet. 1.3'te 1 feet'te bir şey gözükmüyor. Üstümüz yani bu. Şunu tekrar otomatiğe alalım. Bu otomatiğe alınca biliyorsunuz şey yapıyor. Otomatik olarak kendisi nerede bulut varsa oraya algılıyor. Oto diyor. Of, evet başladı. Gördüğünüz üzere seatbelt signs'ı zaten turn off yapmadım bu yüzden. Bakalım nasıl olacak. Acaba deviatmetsek, yani biraz rotamızı değiştirsek de. Yok, şu üstümüz açık gözüküyor. Yani buradan, buranın hava şu kırmızıların, yani şuranın üzerindeyiz biz şu an. Altımızı gösteriyor. Eksi 1500 feet altımızı gösteriyor. Evet, biz ama tabii bizi de etkiliyor, görüyorsunuz. Antihice'larımızı açalım. Propi, engine, wing antihice. Açtım. Zappa'ya geldik. 25.800 feet. Devam ediyoruz. Evet. River 19. Söz verdiğimiz uçuş yapıyoruz şu an. Şimdilik bir sıkıntı yok uçuşta. Benim bir gözümde batsın da bu arada, ne oluyor ne bitiyor diye. Mesela Miami'ye bir tane Delta Airlines 177 Delta Airlines 8 sağ pistine iniyor. Virgin 27 Virgin inbound ILS runway 36 right 36 sağ pistine iniyor. Başka bir şey yok şimdilik. Etrafımızda uçak var mı diye bakayım Wattmap'ten. Şöyle mi? Bu görüntüyle bakayım. Evet. Böyle daha iyi. Havalimanının neresi olduğunu bilmiyorum. Mike Golf Foxtrot. Neresi o? Bir tane uçak var da. Mike Yankee Golf Foxtrot taking off runway 6 demiş.
Red Map'e bakıyorum şu anda. Etrafımızda fazla bir uçak da gözükmüyor. Bir tane sağımızda. Ha, şey havalimanı mıymış? Söylüyorum şu an size. Bahama International Airport'tan kalkıyor da. Evet, top of climb'a gelmek üzereyiz. Her zaman yaptığımız bir seatbelt sign'ları kapatıyoruz. Çünkü artık o şimdilik o şey geçti. Türbülans tehlikesi dışarıdan bir iki defa daha bakalım. Bu A320'leri çok beğeniyorum. Çok güzel uçaklar. Farkındaysanız arkadan 62 knot rüzgar estiği için yani şu an acaba biraz şey mi kessem diyorum, gaz mı kessem diyorum çünkü overspeed'e doğru gidiyoruz. Evet, biz yolcularımız için yemek servisini başlatıyoruz. Siz de bu arada bir yemek, kahve, çay molasını verin. Washington semalarından tekrar birlikte olacağız. Şimdilik Hukuk'tan bildireceklerimiz bu kadar. Hepinize iyi ve keyifli yolculuklar diliyorum. Evet arkadaşlar, Top of Descent'imize gelmek üzereyiz. Sizi dışarıdan bir görüntüyle karşılayayım dedi. Evet, şu an Tanja Waypoint'indeyiz ve Waves'den 5 mile önce Top of Descent'imiz var. Son kez weather radar'ı check edelim. Watsim'de şu an DC'de yani Reagan National Havalimanı'nda kimse yok. Kimse yok derken tower yok, ground yok. Sadece bir uçak vardı. Bir daha bir kontrol edeyim. Hala uçak orada mı? Yani bizim 19 pistine iniş yapmamamız için hiçbir sebep olmadığı gözüküyor Watsim bakımından da. İki tane uçak var, bir tane American Airlines 2183, bir tane de American Airlines 2209. Bir tanesi Seattle'a gidiyor. Diğeri inmiş. Yani şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor. Yalnız bir tane Delta Airlines, evet. Büyük ihtimal Batim'den bir iş gerçekleştiremeyeceğiz. Çünkü önümüzde 3 tane uçak var. 3'ü de Washington'a gidiyor. National'a. Bir soralım bakayım Batsim'den. Hop. Yanlış şeye bastık ya. G80 geldi yurda. Sıkıntı. Kendine trafik. Kendine. Which runway yazayım. Bakalım cevap gelecek mi? Evet, weather radar'a baktık. Bir sıkıntı gözükmüyordu. Cevap yok. Eğer sıkıntı olursa da disconnect diyeceğiz Watsim'den. Çünkü bizim zaten bunu yapmamızın amacı 19 pistine inebilmek. Rüzgar ne kadar kötü olursa olsun fark etmez bizim için, biliyorsunuz. Yani şimdi Washington'a gidip de 19'a inmemek. Şuradan options'dan top of descent'te pause'u kapatayım. Off diyeyim şu an.
Şöyle uçuş planınızı gözden geçirin. Waves, ondan sonra Fergie, sonra Derek, Grace ve Setok. Ondan sonra da 33. Bu Fergie dönüşü yapar yapmaz. Yani Fergie şurası oluyor. Size şöyle göstereyim. Evet. Fergie burası. Burayı şurası, şu yol zaten nehrin üzeri, Potomac nehrinin üzeri. Bu Potomac nehrinin takip ederek inişimizi gerçekleştireceğiz. Fergie'den dönüşten sonra biz kontrolü ele alacağız. Şimdi chart'ıma baktığım zaman şöyle yapalım. Evet. Chart'ıma baktığım zaman Fergie bu Potomac nehrinin başı gibi gözüküyor. Yani biz oradan dönüşü yapacağız ve elimize alacağız kumandayı George'dan. Biliyorsunuz Amerikalılar otopilota George ismini vermiş. George diyorlar otopilotta. Şimdi Visual River 19. Fergie, ondan sonra Derek. Ondan sonra devam ediyoruz ve şurada nehir var ve nehrin üzerinde köprüler var. Köprüleri takip ederek. Ondan sonra Grace, ondan sonra Sedok'la Grace arası zaten 1000 mil bile değil. Ondan sonra şurada Grace'i geçtikten sonra hemen şurada, şurayı pek şeye almayın. Şu dönüşü. Burayı sileceğiz zaten. Burası çok şey değil. Biz buradan devam edip ondan sonra açılıp son anda sağa yapıp starboard'a doğru, yani dönüş yapıp oradan inişe geçeceğiz. Şurada Key Bridge var, Roswell Memorial Bridge var, Arlington Memorial Bridge var, George Mason Memorial Bridge ve Rochambeau Memorial Bridge. Yani kaç tane köprü var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu Potomac Nehri'nin üzerinde köprü var. Bu köprülere dikkate alacağız yani. Bunları, hatta şöyle diyor. Mesela Key Bridge'in üzerinde 900 feet. Evet, descent preparation'a başladı. Key Bridge'in üzerinde seatbelt signs on. On. Anons ne yapalım? On. Landing information received. Altimeter. Standard. Barrel radio. Standard ha. Evet, bu Key Bridge'in üzerinde 900 feet'te Key Bridge'in üzerinde olacağız. Radar tilt. 900 feet diyor Key Bridge üzerindeyken. Yani şurada bir yerde. Pardon. Evet, burada bir yerde 900 feet'te olmamız gerekiyor. Evet. İniş briefingimiz böyleydi. Artık initiate descent yaptık. Hemen autobrake'imizi de ayarlayalım. Bize çok autobrake gerekecek. Boston Center açık. Baltimore açık. Kule olarak. Mesajımıza cevap gelmedi. 34.200 feet'ten alçalmaya başladık. Evet, ne diyordu oğlum? Amerikalılar otopilota George ismini veriyor. Şu an kontrol yani George'da. Biz son iniş hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dışarıdan birkaç görüntü bakalım. Ben dışarıdayken konuşmayacağım çünkü ses çok üst üste biniyor ve rahatsız edici oluyor. Ondan dolayı sadece görüntü seyredin. Ben içerideyken konuşmaya devam edeceğim. Bu arada kalktığımız sceneriyi kalkarken söylemiştim. FS Dream Team Fort Lauderdale International Airport scenerisiydi. İneceğimiz sceneri o Dresvetski Design'ın Washington X scenerisi. Bunların hepsini simmarket.com'dan bulabilirsiniz. Kredi kartıyla satın alabiliyorsunuz. Onun dışında dışarıdan görüntülere bakalım. KFLC Traffic Taxiing to Runway 27 yazmış bir tanesi. KDC'de Clear of 01.
bir numaralı pistine iniyorlar. Tam bizim tersimizdi yani. 19 ve 1 pisti baş başa. İşte biz 19'dan iniyoruz, onlara 1'den iniyor. Ondan dolayı bizim içimiz sıkıntı. Yani Watson'da devam etmek sıkıntı bizim için. Ancak indikten sonra Watson'ı açabiliriz. Çünkü o zaman 19 pistine inemeyeceğiz. Ve 1 pistte ILS iniş. Ve yani hani hiçbir zorluğu olmayan bir iniş. Sadece pist kısa, o kadar. Başka hiçbir özelliği yok. Ondan dolayı Watson yani online'ı kapatıp offline inip ondan sonra taksi yaparken tekrar online olabiliriz. Yoksa bize izin vermeyecekler 19 pistine inmemize ve biz bu işin bu uçuşun yapmalarının amacı 19 pisti. Alçalmaya başlıyoruz. Gördüğünüz üzere. Çok güzel bir library. Gaza verdi diye bakıyorum ha. Çalışması güzel gerçekten. Satın ısrar resim çıkıyor. Richmond üzerindeyiz. Şu aşağıda gördüğünüz şurası Richmond. Washington'ın dışı. Burası. Evet, biz kokpite dönelim artık. Hazırlıklarımız var. Rüzgar 269'dan 132 knot esiyor. Görüyor musunuz? 131 knot. Var mı böyle bir şey? Zaten uçağı görüyorsunuz. Nasıl takip ediyor flight planı? Yengeç yengeç. Sağdan sağdan. Halbuki niye tower online olmuyor? Şeyden merak ediyorum. Evet, bayağı bir sallantılı. Bakar mısınız nasıl sallanıyor? Buradan daha net anlaşılıyor nasıl sallandı. Yerimize döndük. Bakalım kaç milimiz kaldı? 70 mil. Bu arada
gözüm bir arada da trafikte bakın böyle mesajlar geliyor işte. Buradan bakabiliyorsunuz. Unicom 122.8'de olduğumuz için herkesin görebildiği bir frekanstayız. Ondan bu frekansla konuşmuyorsunuz. Sadece yazılı olarak geçiyorsunuz ve yazanların ne yazdığına bakıyorum mesela. Ne demiş? Ben hangi runway, yanlış da yazmışım. Hangi runway diye yazdım. Cevap gelmedi ama ondan sonra dedi ki bir tanesi bir pistini boşalttım şu an diyor. Traffic clear of 01. Diğeri de National Tower National Traffic take off runway 1. Yani bir numaralı pistten kalkıyorum diyor. Böylecelikle anlamış olduk ki bir pistini kullanıyorlar. Biz de 19 pistine ineceğimiz için şöyle göstereyim. Bizim 19 pisti biz buraya ineceksek onlar buradan kalkış yapıyor yani. Eğer online olursak kafa kafaya geliriz. Ondan dolayı online olamayacağız inişte. Benim önümde chart'ım açık. Size de göstereyim aslında nasıl ineceğimizi. Bakayım bulabilirsem burada. Neydi? Navigraph. Bakıyorum. Evet. Navigraph chart. Chart 5 dedim. Bakalım açsın. Açılıyor şu an. Evet. Şunu şöyle alayım açılana kadar. Biz buradan devam edelim. Transition altitude. Transition altitude. Bizim 30-12. Pardon. Yanlışlıkla mikrofona vurdum. 30-12. Onu ayarlayalım. Amerika'da size söylemiştim. Hektopascal olmuyor. Arrow reference set and cross check. 3012. Size chart'ı göstermeye çalışıyorum şu an. Tamam diyeyim. Evet. River 19. Evet göstereyim şöyle. Evet. Hop. Gitti. Evet. İnişimiz bu olacak. Hatta biraz da yaklaştırayım. Hop çok gitti. Şöyle göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi Fergie 3000 feet'te geleceğiz. Recommended 3000 ve şu Washington DC bir ara 111.0'a 10 mil uzaklıkta, 10'dan mili uzaklıkta. Sonra Derek geliyor ve diyor ki burada, şurada yazdı. Chain Bridge'de 1800 feet'te ol. Bu DCA'ya 6 mil kala 1800'de ol diyor. Daha sonra dönüş yapıyoruz buradan Key Bridge'e. Key Bridge'de recommended 4 mil yani havalimanına 1500 feet'te ol diyor. Ondan sonra pardon, Setok'ta 1500 ol diyor, Key Bridge'de 900 ol diyor. Ve ondan sonra görüyorsunuz yolumuz şu, böyle nehri, Potomac, burası da Potomac nehri, Potomac'ı takip ede, yani aynen şeyi çize çize geleceğiz, şeyin üzerinden, nehrin üzerinden gelip inişimizi yapacağız. Böylece görmüş olduğunuz siz de inişimizi, 12.000 feet'teyiz, announce, şunu kapatayım. Şunukini de kapatayım. Evet, Fergie'ye gelmek üzereyiz. Biz kontrolü orada alacağız. 3000 feet'e iniyoruz. Şöyle yapalım, 3000 diyelim. Sonra ne demişti? Gray, Setok'ta 1500. Onu da yazalım. Setok'ta 1500. Tamam. Performansı girdik mi diye bakıyorum. Evet, 30-12.
137 diyelim biz şuna. Artı 5 rüzgar için koyuyoruz. Radio altimeter kaçmış? Bakıyoruz. ...720 feet. Onda git. Out of range diyor, ne alaka? Ne alaka ya? 840 de. ...500'den yukarı çıkmıyor mu bu ya? Ha, baro, pardon. Kaç demiştik? 720. Şeyi karıştırdık. Biz Avrupa sistemi üzerine gidiyoruz. Lights on. Lights on. Evet, Potomac Nehri bu. Havalimanını şurada göreceğiz. Bakayım görebiliyor muyuz? Şurada bir yerde olması lazım. Burada görüyorsunuz, şurada gözüküyor. Biz de gelip böyle ineceğiz. Ben şimdi disconnect diyorum Batsim'den. Bizim işimize gelmiyor çünkü Batsim. Yani onları takip ederek inersek bir yere inmemiz gerekecek ki o da bizim işimize gelmiyor. Bu uçuş yapmamızın nedeni ortadan kalkıyor. Bugün rüzgarlar bir pistini işaret ediyor ama biz 19 pistini merak ettiğimiz için Batsim'den offline olduk. Bu arada approach checklist, approach checklist geliyor. Beacon status checked. Sliding tables stowed. 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 Cabin signs on. Checked. Nav currency checked. Bearer reference checked. 3012. 3012. Check. Checklist complete. Biraz spoiler verdim. Çünkü alçalmamız lazım. Biz de flight attendants prepare for landing diyelim. Bu nasıl çizdi ya? Çok kötü çizdi burayı. Bakalım bir waypoint bulursak şuradan. Pack diyelim, pack'ten sonra. Şu an o söylüyor, bırakın şey yapsın. Pack miydi benim dediğim waypoint? Evet, pack. Next year. Flight plan, pack. Pack'ten sonra da Ferg. Nasıl çizdi burayı ben merak ediyorum. Hop. Ne yaptı? Anlamadım ben şu an. Nereye dönüyor bu? Şunu gönderelim. Aslında daha iyi oldu. Biraz zaman kazanmış olduk bu arada. Enterprise kapatayım. Şuna bir daha bakalım orada. Direct Fergie diyemiyor muyuz? Diyebiliyoruz.
Evet. Diesel. Yavaşlıyoruz artık. Ve Washington görüyorsunuz. Evet, flaps 1. Speed check, flaps 1. Speed check. Ne kadarımız kaldı ona da bir bakayım. 15, flaps 2. Speed check, flaps 2. Ha, speed check yapmadan yaptık, ondan oldu şimdi sor. Çok da önemli değil. İkin atla. Hızlıca yavaşlamamız lazım. Çünkü herhalde Fergie'den sonra 8 milimiz var. Spoiler retracted dedim. Hatta spoiler arm yaptım şu an. Dönüşle birlikte landing gear down diyeceğiz. Görüyorsunuz rüzgar arkamızdan 16 knot da esiyor. Tailwind var ve bizim için çok da iyi değil. İniş güvenliği açısından. Drag veriyorum. Fergie'ye geldik. Gear down diyorum. Gear down. 137 mi demiştik? 130. Flaps 3. Speed check flaps 3. Speed check flaps full değil. Flaps full. Speed check flaps full. Anladık ya. Var ya. Derek, ona dönüyoruz. Fergie 3 dinliyordu, biz 2300'de geçtik. Sıkıntı değil. Zaten uçak yok bizden başka. Evet, şimdi bu altımız görüyorsunuz Potomac. Burayı takip ediyoruz. Evet. Şimdi artık yavaş yavaş alçalabiliriz. Setok'ta 1500. Setok görüyorsunuz Setok. Şu an Darik üzerindeyiz. Setok burası 1500 diyelim. Hatta şunu da 1500 diyelim. Landing checklist. Landing gear. Down and locked. Three greens. Ground spoilers. Spoilers. Arm. Set. Evet, burayı takip ediyoruz şimdi. 1500 feet. Goran altitude 2000 feet. Checked, no blue. Checklist complete. Evet. 1500 setok. Şimdi 1500 feet'te hold diyorum. Bu yolu takip ediyoruz şu an. Nehri görüyorsunuz önümüzde. Bu nehri takip ediyoruz. Biraz hızlıyız. Biraz yavaşlayalım. 1480 feet'teyiz. Sıkıntı değil. Setok'tan sonra Key Bridge'i göreceğiz. 900 feet olacağız Key Bridge'de. İlk göreceğimiz bridge olacak Setok'tan sonra. Doğru mu söylüyorum? Hayır. İkinci bridge. 1200'e indik bu arada. Biraz altimeter dikkat etmemiz lazım.
Evet, buradan görüyorsunuz bu nehri takip ediyorum şu an. Sol yapacağım. Nehri görüyorsunuz. Bu sol yapacağım. Sonra sağ yapacağım. Şu pist değil biniz bineceğimiz pist. Böyle paralel bir pist. Seto'a geldik. Şimdi Key Bridge 900 feet. Alçalalım. 200 feet daha düşmemiz lazım. Key Bridge'deyken 900 feet olacağız. 1000. Checked. Ki olacağız büyük ihtimal. Evet, 900 feet. Key Bridge. Bu önümüzdeki köprü. 100 above. Checked. Minimum. Continue. Evet. Şimdi buradan sağ yapıyoruz. Aynen gördüğünüz gibi. Çok hızlı. Çok büyük U dönüşler oluyor. 500. Continue. Devam. 400. Biraz alçak geldik. Sıkıntı değil. Evet. Buradan sonra şu köprüyü geçer geçmez sağ yapacağız. Burada zaten köprüde 400 feet de oluyor. Köprüde. Biz tam 400 feet de köprüyü geçiyoruz. Yani tam birebir uyguluyoruz şu an. Chart'ta yazanla her şeyi. Evet. 400 feet. 380. Sıkıntı değil. Evet. Buradan sağ yapıyoruz ve önümüzde gördüğümüz pist 10 pisti. Ve 19 pisti. 200, 300, 100, 100, 70, 60, 50, 50, 40, 30, 20, retard, retard, retire. Süper. Muhteşem bir iniş. Reverse green. Gerçekten muhteşem bir iniş. Eksi 88 feet. Yanlış anlamayın. Evet. Ve runway'in yarısından fazlasını da kullanmadık. Muhteşem bir iniş yaptı ki rüzgarlar bizim lehimize dildi yani. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Son zamanlardaki en iyi işlerden bir tanesi oldu. Evet. Anonsumuzu yapıyoruz. After landing checklist. Okay, APU. Exterior lights. Exterior lights. Set. Ground spoilers. Disarmed. Set off. Engine mode selected. Flaps up. Check normal. Flaps. Check retracted. Set off. Brake temperature. Checked. APU. On. APU on. Checklist complete. Complete. Evet, gerçekten muhteşem bir iniş oldu. Ben yaptım diye söylemiyorum ama gerçekten güzeldi. Yani bayağı memnunum yaptığım inişten. Ki çok zor bir havalimanı. Aslında zor değil yani, prosedürleri takip edersiniz. Biz biraz alçak geldik, 20-30 feet alçak geldik ama olsun. Pist başında 100 feet diyorduz yine. Şimdi landing rate monitor'a bakacağız. Landing rate. Burası gördüğünüz gibi Washington Monument diyoruz. Şurası Kongre binası. Capitol Hill dedikleri yer. Buranın karşısı, şurada da White House var. Beyaz Saray. Evet. Evet. Ve geldik. Şuraya park edelim. Taksiyi kapatıyorum. Evet. İnşallah J6'imiz çalışır çünkü yanlışlıkla Drezevski Design'ın bu
SODE var, Sim Object Display Engine diye bir şey. Ona yapmışlık yanlışlıkla, onunla bazen conflict ediyor. JSX umarım vardır. Bakacağız şimdi. Evet, geldik. Park ediyoruz. Şimdi dışarıdan size havalimanını da göstereceğim. Gerçekten çok güzel sineri. Bu arada Wesley'mi göstereyim size, o kadar fazla da değilmiş. 3392 Fort Lauderdale'den dedi. Fort Lauderdale. Konuşamadım. Kalktık ve bu Washington X senarisine indik. Ki hala 700 MB bir memorim var. Bakalım şimdi. Ne diyor? Parking is too small for your aircraft. Buradaki bütün parkingler small. Ondan şöyle customize airport position diyelim. Bunu da böyle ayarlayalım. Bir de both diyeyim şuna. Apply diyeyim. Kapatalım. Bakalım şimdi ne diyecek. Unit dışı. Tamam. Evet. Parking brakes on. En şey. APU bleed on. Engines one off, two off, beacon off, seat belt signs off checklist. Ve ground connections'ı da açtım. APU bleed'i kapatayım. Parking brake'i de kapatayım. Parking brakes released. Evet. Engine masters. Both off. Seat belt signs. Off. Evet. Requested boarding. Neyse off. Çalıştı. Exterior lights. American Airlines. Checked. Anti-ice. Off. Fuel pumps. Evet. Fuel pumps'ı da kapatalım ve checklist complete olması lazım. Set off. Checklist complete. Kargo doğru açalım. Şuna. Açtık. Işığımızı da açalım. Evet. Muhteşem bir inişten sonra hop biraz şöyle şuraya geçip evet. Havalimanı burası beyler. Bayanlar. Burası işte size bahsettiğim Washington Reagan National Airport. Biraz yükseliyor ki manzarayı güzel görelim diye. İşte Washington Monument bu. Capitol Hill burası. Bakıyorum şimdi bir etrafa. Beyaz Sarayı görebilecek miyiz diye. Buradan çok net gözükmüyor. Şurada bir memorial daha var ama ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Key Bridge burası. Şurası Key Bridge. Burası Potomac River. Potomac Nehri. İnanılmaz bir havalimanı burası. Gördüğünüz gibi şuradan hemen yol geçiyor. İnsanlar buradan durup fotoğraflar falan çekiyor. Hatta şurada oturup şurada bir yerde bir park ol. Evet, şuradaki parktan oturup burayı seyrediyorlar. Adeta bir şeydi gibi. Ne derler? Manzara gibi seyrediyorlar. Çok güzel. Havalimanında bu gördüğünüz gibi. Kapıları açayım. Evet, açtım. Bakın. Reagan National bu işte. Size bahsettiğim. Çok da güzel bir havalimanı, çok da güzel bir senaryo olmuş. Yapanın eline sağlık. Evet. Evet, gördüğünüz gibi valizlerimiz boşaltılıyor. Yolcularımız deboard ediyor şu an. Bakın evet, bu otobüste front left door açmamışız. Bir daha açalım. Evet, şu an açıldı. Tamam, şu an deboarding yapıyorlar. Kapıları açıldı, otobüsün görüyorsunuz. Evet, yaklaşık 1,5 saat sürecektik ama 2 saati buldu uçuşumuz. Bizim Washington'dan bildireceğimiz bu kadar. Washington spikeri gibi oldum. NTV'nin Washington temsilcisi gibi oldum. Washington'dan bildireceğimiz bu kadar. Uçağımız bu JetBlue'ydu. Gerçekten güzel uçtuk. Bazı sıkıntılar çektik yolda. Bu Airsoft Airbus'tan kaynaklanan bu flight plan'i çok iyi takip edemiyor. Büyük Blue Kid'in tam
bizim uçağımızın adına. İyi takip edemediğinden dolayı Fergie üzerinde bir sıkıntı yaşadık. Neyse ondan sonra menni yolu alarak açtık o sıkıntıyı. Bu Efes Labs'e, Efes Labs A320'ye geçmemiz gerekecek artık. Çünkü artık Aerosoft kaldırmıyor artık. Şimdilik Washington'dan bildireceğimiz bu kadar. Şahsım ve ekibim adıma derler ya. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz like'lamayı ve subscribe olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz canınız sağ olsun. Bir dahaki uçuşta görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyorum. İyi günler.